Bugün de sizlerle birlikte LoL oynuyorum. Bugün sizler için Orta Koridor'da Swain oynayacağım. Swain üzerine bir oyun olacak. Umarım izlerken keyif alırsınız. Şimdi ufaktan şöyle bir başlangıcımızı yapalım. Ben ilk etapta Karamyur'u başlangıcı yapmak istiyorum. Çünkü 1000 AP'ye ulaşan build var hedefimde. Eğer gerçekleştirebilirsek güzel olur. Tabii karşımızda Diana var. Bunu gerçekleştirmemiz zorlayacak bir şampiyon. Erken safhada pek fazla güçlü olmasa da geç aşamada özellikle 6 levelden sonra çok büyük problem olmaya başlıyor karakter. Ona karşı da dikkat etmemiz lazım. Yani defansif bir eşya tercihinde de bulunmak istemiyorum. Fakat bizim takımda çok kırılgan. Bakalım bir değişiklik de gösterebiliriz. Bu noktada girdiğim rünleri de şöyle göstereyim. Orta koridorda Swain oynuyorsanız mutlaka elektrik verle girmenizi tavsiye ederim. Daha büyük etki yaratıyorsunuz. Rakibe daha fazla burst damage uygulayabiliyorsunuz. Hani karakterin uzun süreli hasar verdiğini düşünmeyin. Direkt tek de atabiliyorsunuz. Öyle bir potansiyele de sahip. Bunun yanı sıra ben yine rünlerin tamamını açıklama kısmına koyarım. Siz açıklama kısmından tamamına erişirsiniz. Şöyle Q yeteneğimize başlayalım. Karamür ile başladığımız için tabii ki 3 tane pot avantajımız var. Diana muhtemelen ya hani o da aynı şekilde de başlayabilir. Belli de olmaz aslında ya. Doran yüzüğü başlayıp karşıma çift potta da gelebilir. Öyle gelirse birazcık daha rahat baskı kurarız. Aynen. Öyle gelmiş, güzel. Eğer erken safhada skor çıkartır da yüzüğü kasmaya başlarsam çok çok hoş olur benim için. Şimdi benim bir menzil avantajım olduğu için bu noktada Diana'yı bol bol dövmem gerekiyor. Menzilli hani otomatik vuruşlarımla falan. Ki şu noktada da baya güzel bir can kaybettiriyoruz arkadaşa. Elektrikleri de patlattık. Bu arada sadece Q'suyla birlikte bıraktığı hasar da görüyorsunuz. Çok ciddi bir hasar. Ki bu daha güçsüz olan bir Diana. Biraz sonra güçlenmeye başladığında daha ciddi bir problem olacak. Şu an koridoru Diana'nın üstüne yıkmayı başardık. Diana'nın da bir tane potunu kullandırdık. Bize karşı da bir pot kullandık. Şu an onun tek potu kaldı. O birazcık daha bize göre dezavantajlı. Bu arada Diana'nın da elektrik veri var. Onu unutmayalım. W yeteneğimiz de geldi. Çok güzel. Güzel. Almamız gereken bir skoru aldık. Bu noktada birazcık minyonlardan fedakarlık ettik. Minyon çok fazla kaçırdık ama karşında en azından skorumuzu aldık. Hani burada skor çıkartmam gerekiyordu. Dediğim gibi hani sonuçta yüzüğümüzü kasıyoruz. Yüzüğümüzü hızlı bir şekilde steklememiz lazım. İlk eşya olarak da Lich puan tamamlayabilirsiniz. Hani sadece pırıltısını alsanız bile sizin için yeterli. Çok çok fazla hasar çıkartmanızı sağlıyor zaten. Base'imizi atalım. Neyse buraya geldi ama bir şey çıkartamadım. Dediğim gibi bizim erken aşamamız çok çok daha güçlü ve bunu güzel bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor rakibimize göre. Eğer biz erken aşamayı güzel bir şekilde değerlendiremezsek rakip bize göre daha avantajlı olacak. Bu noktada Diana'da gitmiş bir doldurulabilir iksir, bir de pink ward almış. Bizim şu an görüş konusunda birazcık sıkıntılarımız olacaktır. Lee Sin bana gelmek isteyebilir. Pink ward'un da yok. Ama bakalım. Yine de baskı kurmaya devam edeceğiz. Bu defa koridoru çok fazla üstüne itmemeye çalışacağım rakibin. Ama hasar olarak birazcık daha avantajlıyım. Hani şu an Diana'ya göre daha iyi bir konumdayım. Koridor ona doğru gelsin. Diana da burada baskın açık bir hale geliyor aslında. Ya benim için iyi bir şey. Diana'nın üstüne baskı kurabiliriz rahat bir şekilde. Çok güzel. İstediğim hasar çıkartıyorum. Takaslardan bayağı başarılı ayrılıyoruz. Kayn aslında buraya gelse çok rahat skor çıkartırız ama gelmiyor çocuğum. Dert değil. Şu an koridorun durduğu yer benim için harika bir yer. Ve farm olarak da üstünüz. Bu da gayet güzel. Çok erken vurdu.
Biraz sonra 6 level olacağım. Artık kolay kolay da düşmeyememeye başlayacağız. Bakalım 6 levelimizi güzel değerlendirirsek şayet. Yanalım, Pink Ward'unu görmüş olduk. İşte Pink Ward bu bakımdan çok çok işe yarayan bir şey. Gördüğünüz gibi Kayn'ın bir baskınını Diana savuşturmuş oldu. Orada görüş totemi bulunmasaydı bu baskını yiyecekti. Ve karşında da skor vermiş olacaktı. Şu an Lee Sin buraya geldi. Hiç problem değil. Şu an 2v1 atabilecek konumdayım. Yani karakterim güçlü şu an. Çok güzel. Artık burada bu skoru almam gerekiyordu. Flash'imden doldum ama karşına Diana'nın da flash'ini almış olduk. Yüzümüzü de hemen ikisi de çıkardık. Çok güzel. Bizim takım da iyi durumda. Hani erken aşamada güçlü bir kompuz zaten. Ve erken oyunu güzel geçirmemiz gerekiyordu. Şu an bizim bot lane'imizin kazanıyor olması da güzel ama maalesef nişancımızın farm biraz az. Pırıltımı da tamamladım. Pink ward'umu da alacağım. Şimdi geri gidebiliriz koridorumuza. Güzel, Yasuo'muz da skor aldı. Top da Twisted Fate etkili olabilecek bir şampiyon değil. Bir de teleport da girmiş. Hani orta koridor için daha uygun bir karakter. Haritanın istediğiniz yerine gidebiliyorsunuz. Ama hani uzun koridor şampiyon değil Twisted Fate. Çok fazla yetenek kaçırırsınız. Yasuo'nun da bunu cezalandırması gerekiyordu. Yavaş yavaş benim yetenek gücüm artıyor. Bu noktada Diana da geri düşmeye başlayacak. Tabi biraz sonra 6 level olduğunda bizim başımıza sıkıntı da yaratabilir. Şu an burada büyük minyon almak için gelecektir. Bu arada yapacağım bir hata benim geri düşmeme neden olabilir. Bu yüzden hatasız oynamam lazım. Çok çok dikkatli oynamamız gerekiyor Diana'ya karşı. Özellikle E yeteneğinizi kullandıktan sonra çok fazla hani şey yapamazsınız. Rakibin içine yaklaşamazsınız. Çünkü tek kitle kontrolü yeteneğiniz E yeteneğiniz. Ve o yoksa hiçsiniz diyebilirim. Bu arada Lee Sin de haritada gözükmüyor. Benim aşağı çalıya acilen ping ward atmam lazım. Çok güzel bir skor daha çıkardık. Ve Diana'nın da karşılığında Ignite'ini almış olduk. Şu an muhteşem durumdayım. Güçlenmeye devam ediyorum. Diana koridoru artık iyice kaybetti. Hani 6 levelinde tabii ki güçlü bir şampiyon dediğim gibi ama ilk levellerde yani 6 levele kadar çok çok kırılgan kalıyor. İstediğiniz hasarı uygulayabiliyorsunuz ve oynadığım karakter de çok fazla burst damage çıkartıyor. Güzel, erken oyuna süper başladım. 3 kilim var. Farmda da üstünüz. Daha takımda en fazla minyonu biz biçmişiz. Tabii Lee Sin'in düşmesi gerekiyor. Ben de ona doğru bir yaklaşayım. Kesersek gayet güzel olur. Bizim maviyi çalmaya çalışacak. Bir de oraya pink ward atmış bak sen. Güçlendirme maalesef orada Lee Sin'de kaldı. Hani birebir bir takas ama Word değil maalesef. Lee Sin'den skor almamız lazımdı. Neyse ben kilimi aldım. 8-2 ulaştırdık. Hani 1000 AP'ye yavaş yavaş yaklaşacağımızın sinyalleri. Erkenden tamamlayabileceğiz eşyamızı. Güzel güzel senaryo bizim için iyi. Sadece işte ormancımız biraz geri düştü diyecektim. O da geri düşmemiş. O da iyi durumda. Ultim de geldi. Şimdi Diana'nın Ignite olmadığını da biliyorum. O yüzden bunu da değerlendirmem lazım. Tabi ultisi de problem arkadaşın.
Şimdi burada büyük minyon istiyorsa yaklaşmak isteyecektir. Mutlaka Ali'sini haritada görmem lazım. Koridorum çok ileride. Koridorunuz ileride ise sıkıntısızsınız demektir. Çünkü kaçış mekanizması olmayan bir şampiyon. Bir de üstüne flash'ımız da yok. Flash'ımız da olmayınca hiçbir şekilde cevap veremeyiz. Sin de dakika 20'den sonra düşecek. Tabii o düşene kadar da problem bir karakter biliyorsunuz. Lee Sin sonuçta. Çok güzel. Kayn buradan asist alsaydı daha bir güzel olurdu da. Yapacak bir şey yok. Tertemiz. Buradan da asist aldık. Güzel. Hatta skorun parası da bende kaldı. Şimdi hemen gideceğim. Direkt Mejai'yi çevireceğim. Gelsin Mejai'miz. Madem bol bol skor alıyorsunuz, o zaman hemen Mejai'yi tamamlamanızı tavsiye ederim. Buradan da birazcık mobilite kazanacağız. Doldurulabilir iksirimizi de alalım. Şimdi ikinci olarak ben E yeteneğini geliştiriyorum. Çünkü kitle kontrolüne ihtiyacımız vardı. E yeteneğinin cooldown'u fazla. Onu kısaltabildiğiniz kadar kısaltın. 133 yetenek gücümüz var. Üzerimizde çok fazla yetenek verecek eşyamız da yok. Ama dediğim gibi şu eşyayı 25 siteye ulaştırdığımda çok çok kuvvetli olacağım. Gördüğünüz gibi direkt tek atmaya başladık. Ya benim için şu an Diana'nın altın verip vermemesi hiç önemli değil. Şu an benim için skor verip vermemesi önemli. Çünkü dediğim gibi yüzüğü ne kadar erken steklersen benim için o kadar iyi. Şimdi bir de ben erkenden ilk kuleyi alırsam o da harika olur. Güzel. 12 skorun 7'sine katkıda bulmuşuz. Çok güzel. Bunun yanı sıra artık çok rahat bir şekilde karakterim 2v1 yapacak durumda. Hani Lee Sin bu koridora baskın atmaya korkacaktır. Sivein güçlü karakter. Ha, tavsiye eder miyim? Ben etmem açıkçası. Hani yerine oynayabileceğiniz daha güzel şampiyonlar var orta koridorda. Ama karakter de güçsüz değil. Sadece yakın zamanda bir nerf yemişti, onu hatırlıyorum. O yüzden hani oynayacaksanız farklı şampiyonlar tercih edin. Çok güzel. Hemen koridorumuza geri gidelim. Yasuo'ya da burada bir kill aldırdık. Artık Diana'nın üstüne bayağı bir gitmeye başlamışlardır. Diana moralman bayağı çökmüştür. Şu an buralarda Lee Sin vardır eminim. En son çünkü orta koridora yakındı o çocuk. Ben de mid'e doğru bir yanaşayım. Aman bota doğru. Orada bir fight çıkacak çünkü belli. Çok güzel. Hemen base'imizi atacağız. Bu noktada liçimi tamamlamam lazım. Liçimle birlikte çünkü karakterim tek atmaya başlayacak. Üzerine de Luden alacağım. Eğer istiyorsanız siz Luden yerine direkt farklı bir eşya tercihiyle de başlayabilirsiniz. Ama Luden'le birazcık daha kuvvetli olursunuz, onu söyleyeyim. Mana sıkıntısı çekmezsiniz en azından. Evet, 274 yetenek gücü yaptık. Güzel. Bunun üzerine maske kasacağız. Maskeyi aldıktan sonra zaten büyü nüfuzu konusunda da problem çekmiyorsunuz. Karşısı enteresan bir şekilde büyü direncine önem vermiyor. Hani beni küçümsüyorlar ama Sven küçümsenecek bir karakter değil. Hani tek atmaz, şey yapmaz diye düşünmeyin. Benim yaptığım bu build'de 1000 AP build'de olacak. O yüzden çok çok daha kuvvetli.
Çok güzel. Diana yine açığını verdi. Biz yine Diana'dan bir skorumuzu aldık. Orada bu arada Lee'sini kendime doğru çekebilirdim ya. Üzerinde işaret çıkmıştı. Bu arada Sivan'ın en sevdiğim yanlarından birisi de bu. Takımınızdan herhangi birisi bile kitle kontrol uygulasa rakibe, onu direkt rakibin üzerine sağ tıklayarak kendinize doğru çekebiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde agresif olmanızı sağlıyor. Şu parçayı da alalım. Artık mana problemimiz olmamaya başlayacaktır. %20 yaptık bekleme süremizi. Bunu daha da bir kısaltmamız lazım. %40 olduktan sonra çok daha rahatsınız. Q yeteneğiniz o kadar çabuk geliyor ki. Şu an bile 2 saniye yani. 07 Diana'yı düşürebilecek bir karakter. Ama gördüğünüz erken oyunda hani pek fazla şey yapmadık. Çocuğun üstüne gitmedik. Çünkü kesebilecek güçte olduğunu biliyordum. Bana bir anda çok fazla hasar verebileceğini biliyordum. Bu arada karakteri sol tapta da oynayabilirsiniz. Sol tap için de müsaittir. Güzel. Yanalı flash'ini aldık. Ejderha. Sis. Bak sen. Çok kalabalık geldiniz ya. Aaa, Diana bir de üzerime direkt ignite attı. Bu adamın ignite'i ve flash'i yok. Çok çabuk toplandılar. Alistar vurmuş mu? Vurmuş. Orada belki kitle kontrolünü yemesem daha rahat hareket ederdim. Flash'im falan da vardı. Yüklerimizi kaybettik. En sıkıntılı yanı da bu. Direkt 50 yetenek gücü kaybetmiş olduk kafadan. Bir skor Diana'ya gitmedi. Orada skor Twisted Fate'te kaldı. Şu an Yasuo'nun çıkması lazım. Yasuo şu an kaçınıyor. Şu an herhalde takımda çok çok güçlü durumda olan bir ben varım. Hani tek atabilecek durumda olan. Yasuo da burada ölür bence. Basit hata işte. Çık dediğinde çıkmazsan eğer, takım arkadaşın seni uyarmışsa ve sen rakibi küçümsüyorsan ölürsün. Şu an hemen şu kuleyi almam lazım. Hazır buralarda kimse yokken. Orta koridorun ikinci kulesini düşürmek çok çok değerli bir şey. Oyunu kazanabilmek adına yapabileceğiniz en güzel hamlelerden birisidir. Bak mesela Twisted Fate burada hata yapıyor. Yakalayacaklar onu, düşürecekler. İyi bari Pyke ölmedi. Orada Pyke ölecek sandım. Çok güzel. Yüklerimizi tekrardan geri toparlamaya başladık. Alistar'ı da artık kesebilecek güce gelmişiz. Karakterimiz bayağı kuvvetli. Hele bir de maskeyi falan alsam, o zaman daha da bir güçlü olacak. Orada Twisted Fate'in Luden'i falan var. Vurur yani can yakar o çocukta.
Ben buraya niye girdim? Hata. Ultim yok, bir şeyim yok. Diana faktörünü unuttuk. Diana'ya bedava bir kill verdik. Bir daha yüklerimizi kaybetmiş olduk. Senaryo hoşuma gitmemeye başladı. Biraz fazla zorluyorum. Aç gözlü davranıyorum. Zaten şurada 2'de 2'mi almışım. Gidip base atsana. Neyse bir kill alsın. Üzerine birazcık altın gitmiştir. 450 gold. Diana'yı rahatlattırır. En azından bir eşya falan tamamlar çocuk. Orada top dışında kule kaybetmemişiz. Güzel. Yana Ignite'ını harcadı. Güzel. Şu an benim bot lane'i etmem gerekiyor. Botun ikinci kulesine yürümem lazım ki rahat bir şekilde baron yapalım. Ejderimiz falan da yok. İşin kötü yanı o. Hani ormancımız iyi gibi gözüküyordu ama şu an kötü durumdaymış. Yasuo yine aç gözlü. Standart Yasuo işte, ne dersiniz? Yalnız bu hamleler bizim kaybetmemize neden olabilir. Çünkü rakip takım dediğim gibi geç oyunda güçlenen bir takım. Ve onların güçlenmesine müsaade ediyoruz şu anda. Benim şu mavi güçlendirmeye salça olmam lazım. Mavi güçlendirme bana lazım. İnşallah kimse almıyordur. Derken almışlar bile. Burada bekleyeceğim. Buraya illaki minyon dalgasını tutmak için birileri gelecektir. İlk kurbanımız da geliyor. Çok güzel. Draven'ın şifasını da aldık burada. Yalnız Draven da bayağı can yakıyor. Şimdi o adamlar orta koridorda oyalana dursun. Ben de şöyle kuleyi almaya çalışacağım. İlla ki burada kuleyi savunmak için geleceklerdir. Güzel. Botun ikinci kulesini de açtım. Şimdi artık rahat bir şekilde ilerleyebileceğiz. Baron için önümüz açılmış oldu. Bu bizim için bir avantaj. Takım adına çok çok büyük bir avantaj. Şimdi maskeyi de tamamlayacağız. Büyü nüfuzu konusunda da kendimi iyi bir konuma getireceğim. Zaten karşıda hani büyü direnci kasan kimse yok. Daha rahat bir şekilde tek atabileceğiz. Yalnız şunu 25'e tekrardan çıkartmam lazım. Çok fazla vuruyorlar. Hem de çok çok fazla. Bizde bir çocuk yok. Yasuo'muz satıyor. Satmasalar. Allah'tan Pyke'ımız birazcık daha hakim oyna. Sarı kart yemezse kurtulur buradan. Yedi. Gene de güzel oynadı. Seni bir satalım. Peşinden şuradan şunu alalım. Rakibin hani 3v1 yapabilecek konuma gelemiyorsunuz. Bu boyutla. Hani şu an üçüncü eşya olarak birazcık daha defansif bir eşya tercih etmiş olsaydım mesela hiç problem olmazdı. Nişancımız falan da iyi durumda değil. O da çok fazla ölüyor. Özellikle minyon olarak çok az minyon skoru var. Dedim ya başta iyi durumdaydı ama sonrasında bitti çocuk. Kule olarak avantajlıydık. Kule avantajını bir anda kaybettik. Ne yapacağız ayrı kittirmeyi? Herkes takımda güçlü deme hani şey yapacağız. Takım savaşı yapacağız. Yani adamlar bizden daha güçlüler. Şu an Pyke boş yapıyorsun. Hani ayrı kittirme yapmadan biz bu oyunu kazanamayacağız, onu söyleyeyim. Bizim baron falan yapmamız gerekirken hiçbir şekilde barona yönelmiyoruz. Kimse totem motem görüş üzerine de bir şey yapmıyor. Yapacak bir şey yok. Hemen bir daha bir base atalım.
O saygılar hocam. Neyse falan da buraya gelmiş. Daha yok mu beyler bayanlar? 4 kişi tapta bak. Bu adam, bu adam, bu adam, bu adam. Bizimkilerin hepsi de bot lane'de. Şurada base atsam aslında atardım. Oyalandım belki Draven tek başınadır yakalarım diye. Ama şu an bizim takımın hiçbir şey yapmıyor olması çok enteresan değil mi sizce de? Yani garip. Şu adam gitmiş şu topu, şu potu tamamlamış yani. Adam parasını vermiş, gitmiş pot tamamlamış. Garip. Bu arada adamlar barondalar. Bizimkiler botu itmeye devam ediyorlar. Ya solumuz bir kere daha öldü. Bizimkiler de bot lane'de ölecekler gibi geliyor. Diana'nın bir kili var ama güçlü durumda. Eğer Alistar'ı keserlerse hoş olur. Base atmalarını istemiyorum. Özellikle o hareketi yaptım. Devam et abi, kuleyi alsana. Alo. Yani biz göstermesek çocuğa yol, çocuk yapmayacak yani. Şu an bir de Alistar gitmiş üzerine Solary'i de almış. Hani büyü direnci konusunda da güçlenmeye başladılar. Benim acilen birazcık defansif eşya tercih etmem gerekiyor. Yoksa bu noktada bir tane Rabadon alacaktım. Rabadon'la birlikte çok çok daha iyi bir konuma gelebilirdim ama Rabadon'u alamayacağız maalesef. Zonya kasalım hatta. Ya senle geçsem ne olacak? Senle geçsem ne olacak? Üzerinde 7 görüş skoru olan adamsın. Bazen anlamıyorum takım ya cidden. Hani ben ayrı kitleme yapsam, adamları kendime çeksem, siz de en azından gitseniz görev yapsanız daha worth olacak ama yapmıyorlar da. Şu an haritada görev olarak sıfırız ya. Ne ejder alabilmişiz, ne başka bir şey. Haritada görüş sıfır. 33 puanlık görüş skorum var ve bunu tek başıma yaptım. Yasuo bir kere daha öldü. Da yetmeyecek maalesef gücümüz. Aynen. Ignite atabilseydim ama öldürürdüm bu çocuğu. Sağlık olsun. Bizimkilerin herkesin spell'i duruyor. Şifası, flash'ı, ultisi, Kayn'ın ultisi. Ah. Bak başta üstündük. Dedim ya adamlar late game'de çok çok güçlüler diye. Şu Diana mesela ne kadar güçsüz olmasına rağmen şu an çok fazla can yakabiliyor. Alistar güçlenmiş durumda. Ya bot lane başta iyi durumdaydı. Kaybetmişler. Etki gösteremiyorlar yani. Pasif kalıyorlar birazcık. Güzel Pyke güzel oynadı. Şu an bizim acilen Baron almamız lazım bu arada oyunu kazanmak istiyorsak. Çünkü Kordor itemiyoruz. Bize Kordor itebilecek Yasuo'muz var. Ama hiçbir şey yapmıyor. Split'e çıkmıyor. Mecburen split'e çıkmak zorunda olan ben oluyorum. Her yerden koridor itmemiz lazım ki adamlar baskı altına girsinler. Yani oyun şu an boşuna 30 dakika sürüyor. Orta koridorda çok rahat baskı kurabilirdim ama ölmeye devam ettiler. Adam bir tane daha gitti ejder aldı. Elini kolunu sallaya sallaya. Bizim ormancımız ne yapıyor bilmiyorum. Sürekli savaş halindeyiz. Savaş aramamız zaten yanlış olan şey. Çünkü güçlü değil takımımız.
Ya bizim nişancımız falan nasıl düşüyor ben anlamıyorum ya. Vallahi nasıl düşüyor anlamıyorum. Neyse Zonya'mı tamamladım. Bakalım bu takım savaşında belki daha uzun süre hayatta kalırım ama emin değilim. Dediğim gibi bizim takımda herhangi fronttan karakter yok. Alistar tüm hasarı üzerine alıyor. Üzerine bir de defansif eşyaları var. Takımı çok rahat bir şekilde koruyor. Özellikle Draven'ı çok rahat bir şekilde koruyor. Cevap veremiyoruz adamlara. Drayon ona rağmen gördüğünüz gibi skor çıkartabiliyor işte. Yanında Alistar bulunuyor ve üzerinde Şövalye'nin adı var. Çok güzel koruyor çocuk. 7 kere o kadar basit öldüm ki. Şu eşyayı ne güzel 25 stack yapmıştık. Felaket derecede güçlüydük. Hani yakaladığımızda tek atabilecek güçteydik. Ama işte yapacak bir şey yok. Yani 154 farmlı nişancımız var. Dakika 32. Bu arada görüş olarak da hani hiçbir şey yapamıyoruz, ileri çıkamıyoruz. Mutlaka bizim görüş almamız lazım. Adamın hala 8 görüş skoru var. Totem atmıyor çocuk ya. Güzel. Alistar sattı. Nice. Bu kadar. Adamların frontline'larını düşürdük. Şu an mesela Baron'a gidebilmemiz lazım. Ama Baron yoluna da gidemiyoruz. Gelsenize abi Baron alalım. Herkes birlikte. Takımın hepsi bottaki minyon dalgasını tutmak için base attı ya. Rüya takımla oynuyorum vallahi. Şurada şu adamı da kesebilseydim çok güzel olacaktı ya. Kötü yakalandı. Neyse bu adamın flash'ını aldım. Karşına Diana'nın flash'ını ve Ignite'ını aldım. Bana Ignite atmış olması lazım orada. Kesebilseydim orada Twisted Fate'de 2 skora karşılık bir skor Ward olacaktı. Ama yapacak bir şey yok. Maalesef hayatta kalamıyoruz. Ya şu Kai'Sa'nın şu an o kadar fazla can yakması lazım ki ama bilmiyorum anlamıyorum bu çocuk nereye hasar vuruyor, kime vurmaya çalışıyor. Takım savaşında ne yapıyor? Ultisini bile kullandığını görmüyorum. Bir kere rakibin içerisine giremiyor ultisini kullanıp ama en azından kalkan kazanmak için bile girse hayatta kalacak. Ne ejderimiz var, ne bir ileri açılabiliyoruz.
Başlayın abi ejderha. Adamlar buraya gelmek zorunda olsunlar. Burada bir savaş aramamız lazım artık. Zonya'ma basamadım ya. Ama bizimkiler burayı toplarlar diye düşünüyorum. Raven'ın da flash'ini aldım. Artık kesin abiciğim. Bu kadar. 2'ye 1 bir takas yani. Niye savaştan kaçtık anlamadım. Üzerimizde kadim ejderha gibi güçlendirme var. Çok çok güçlüyüz. Ama savaştan kaçıyoruz yani. Neyse 4'lüke geri çıkardık. Top lane'imiz itiyor. Baron'a gitmeleri lazım bizimkilerin. Bu arada Diana'da 3 iteme ulaşmış. Artık bu Diana'da yani içimize girdiğinde nişancıyı direkt tekleyebilecek güçte. Ki zaten üzerinde sadece Shunlashor'un dişi olması bile onun için yetiyor ama Lee Sin mesela Draktar build'i yapmış. Bu Lee Sin çok çok kırılgan. Hani bizim Kayn'ın ona göre şu an çok daha etkili olması lazım. Ama maalesef. Soy güzel sattı bu arada. Aa iyi kesti. Tamam oyunu kazandık. 38 dakika işkence gibi. Yani kimse birbirine uymuyor. Herkes bireysel oynuyor. Şu an hep birlikte orta koridordan gidip Baron güçlendirmesiyle birlikte inhibitor kulesini almamız lazım. Bu arada mavi güçlendirme olmazsa olmazımız. O mutlaka üzerinizde bulunsun. Mavi güçlendirmesiz bir hiçsiniz. Yani bir hiçsiniz demeyeyim de karakter çok pasif kalıyor. Lee'sini falan da haritada görmemiz lazım. Çok güzel. O adam da sattı. Nice hocam, bu kadar. Oh be, sonunda kazanabildik. Vallahi sonunda kazanabildik ya. Bitirelim hadi oyunumuzu. 17 kill. Gayet nice. Hani daha fazlasını almak isterdim oyunda. Ha, sattığım yerler olmadı mı? Oldu. Ama bireysel oynamak zorunda kaldım çünkü herkes dağınıktı. Güzel bir oyun oldu. Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like, yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.